Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Garip bir yer var onun bak şurada sen söyledin ya şurası. Şurayı çok ilginç bir yer. Oradan başlayayım. Hasan Feyzi abi için söylüyor. Şurada şöyle yapayım. Bismillah subhanu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıdık kardeşlerim. Bu defa şehit merhum Hafız Ali'nin emniyeti bir varisi. Bir. Bir. İki. Denizli talebelerinin en yüksek mümessili. Bak vasfı görüyor musunuz? Üç. Denizli şehrinin Risale-i Nur'a karşı fevkalade teveccühünün bir tercümanı. Kardeşimiz Hasan Feyzi'nin Hasan Feyzi abi var ya enfusçiyim. Edibane Risale-i Nur hakkında fevkalade senakarane pek uzun bir mektubun aldım. Bu uzun mektubun tamamı konferans isimli kitaptan neşedilmiştir. Vay be oraya alınmış. Risale-i Nur'un bana teslim olması münasebetiyle kardeşimiz Hafız Mustafa'nın çalışması hakkında yazdığı mektubun içinde Risale-i Nur'un çok emniyetli kıymetini muhtasar bir surette beyanatıma ve hissi kalbel vuku mektuplarımdaki emniyetli davalarıma bu uzun mektup tam bir izah ve Denizli şehrinin Risale-i Nur lehinde bir kuvvetli şahadeti ve bir şahidi olmak cihetiyle hem bu zat Mektep fenlerinde çok zaman alakadar olup... ...kıdemli bir malim ve alim olması haysiyetiyle. Hem alim, mektepte ne makam var bilmiyorum. Ama bir dünyevi bir makamı varmış fenle. Kıdemli bir malim. Ondan sonra ta, ta, tasavvufta şey, vekil. Halife yani. Halife. Normal bir vekil değil. Halife. Alim olması haysiyetiyle. Bir de alim. Ya yani ne özelliği var diye okuyorum. Şimdi bundan sonra o o ne diyor diye bu vasıfları görmemiz gerekiyor. Normal bir adam değil yani. Tamam. Üç tane vasfını söyledik. Kim demiş ya aslında bize şey yapıyor yani. Şimdi bir şey diyecek ama bunu kim demiş? Yani? Ha kim demiş? Onun, onun için yapıyor. Mesela bir şeyin değerli olması için e, felsefe şöyle demiş. Felsefe. Felsefe bir kere rüyayı kabul etmez. Hisleri kabul etmez. Ölçü kabul etmez. Realite nefsilemini olacak. Yani böyle sonra kim derse desin felsefede söze bakar. Söze bakar yani. Felsefe söze bakar. İslam'da ise bizde ise bir şeyin değerli olabilmesi için dört tane şart lazım. Bir, kim demiş? Bak kim demiş? Tamam Kime demiş? Ne makamda demiş? Makamı ne yani? Hangi makamda söylemiş kim? Ve ne söylemiş yani? Ne münasebette söylemiş? Neyi, nerede, niçin söylemiş? Bu kelamın değeri, derecesi, kıymeti bu dört memba'dan ne eder, beslenir. Bir söz, çok kıymeti bir söz olur ama kıymetsiz bir adamdan sudur etmiş, ortaya çıkmış. Pek kıymeti olmaz. Heh. Eyvallah, sağ olasın. Bir kıymet abi harbiyesi olmaz. Bir değericisi yok yani. Ehli misin? Söyledin. Diyebilirsin canım. Ondan sonra nakledersin. Bir yerden çalarsın. O zaman kim demiş? Üç tane sıfatı. 4. Hem bu zat mektep fenlerinde çok zaman alakadar o olup kıdemli bir muallim. 4 etti. 5. Alim. 6. Halife. Harikatın başıydı. Komple cemaatiyle beraber nurcu olmuş. Risale-i Nur hakkındaki bu parlak şahadeti çok emniyetli gördüm. Yalnız bana bakan kısımları ya tay veya tadil etmeye münasip gördüm. Ulan beni bir ismet edecek. Niye tadil edeyim ya? Ben mi? Ben mi dedim? Yok dedi işte. İnsan böyle diyesi geliyor. Yani ustadı met edince ustadın kıyameti kopuyor. <laughs> e, tamam ama sen, senden dolayı e, o kadar şey yaparsan normal sıradan kabul edip ya hakikaten elindeki eserlere bakmıyorlar ya. Hatırladınız mı? Ben şeyi hatırlıyorum. Ben kendi derslerimi beğenmiyorum dedim. Hakikaten beğenmiyorum da insan her şeyi de diyemiyor her şey diyemiyor. Her cephesini şey yapsan dağıtıyorsun deniliyor vesaire. Ben dedim derslerimi hiçbirisini beğenmiyor. Yani beni tanımlayamıyor ki tam. Lafız oldu ama yani ben onunla her şeyi nasıl diyeyim ya? Hissettiklerimi nasıl söyleyeyim? Kalıba girenleri söylüyorum. Öyle dedim tamam ben de kendi dersimi beğenmiyorum. İşte aynı bu şey gibi Furkan gibi <laughs> bu dersleri çeken, ufaltan, siteye atan zat demiş ki Ömer abisine. Hasan abi kendi dersini beğenmiyordu. Ben mi değerleneceğim dedi. Her şeyi bıraktı. Çekim, mekim, her şeyi bıraktı. Siteyi de bıraktı. Çekip gitti. Niçin söyledim? <laughs> Ustad e, kendisine bak ne diyor. Bana bakan kısımları tay veya tadil etmeye münasip gördüm. Böyle bir ustadın talebesiyiz. Bir, iki, üç yerde de herkese göstermek münasip görmediğimden çizgi altına aldım ve sizlere de 27. mektubun veya layıkasının bir zeli olarak gönder gönderdim. Yani bazı şeyler de var. Ben Osman Osmanlıca'da gördüm. Gayrimenteşir. Mesela kader hakkında da var. Risale hakkında şeyler var. Bazı ilmi şeyler var. Mesela Hüve Nüklesi ile alakalı şey var. Yani uygun değil yani. Şöyle uygun değil. İnsanlar bunu kabul etmesi zor. Mesela sinek meselesini bu insanlar nasıl kabul edecek? Demir meselesi var. Semadani'de. Zor yani. Zamanı gelince. İttihat-ı İslam olunca. Vehhabi meselesini, Şia meselesini, mezheplerin cem olma meselesini nasıl olacağını diye. İnna Ateyna'yı e, ne zaman nasıl nesil edileceğini, meclisin %70'i hakiki şuurlu Müslüman olursa İnna Ateyna'yı neşredebilirsiniz dedi. Neler var ya? Şart koşmuş. Bu parça mektubumu onun mektubunun başında yazabilirsiniz. Yani şu yazdığı var ya şu. Onun biraz sonra okuyacağım yeri başına bunları koyundu benim. Ben. O da mektubun tam göbeğinden almışlar. Bu onun. Ama bu yazılar onun değil. Diyor ki bu parça bu parça mektubumu arkadan beri onun mektubunun başında yazabilirsiniz. Yani şu ne kadar mıyım şimdi? Koca bir mektubun sırrı ustat almışsı burayı. Hasan Feyzi kardeşimiz onun bazı cümlelerini tayyetmeden tayetmemden gücenmesin. Yani Ustad bazı şeyleri kırpmış. Niye kırpmış? Ustada bakan yönünü kırpmış. Çünkü acayip ustadın hakiki yüzünü biraz deşifre ediyor. Mubalağa etmiyor. Nerede mubalağa edeceksin onun ustadın hakiki makamını? Nerede bileceksin ki anlatacaksın? Ama bazı şeyleri deşifre ediyor. Mesela Ustad Ma Said değil Yani. Muhammed Said'tir ismi. Biliyordun değil mi doktor? Muhammed Said. E demiş ya Peygamber ismi ismime. Abdullah Mirza'dır mesela. İs babası babasın, babam ismini falan diye. Hasan Feyzi kardeşimiz onun bazı cümlelerini tay gücenmesin. Çünkü umum talebeleri o tay olunan kısım lazım değil. Hususi bazılarda kalabilir. Şimdi giriyoruz o zatın şeyine. Hazır mıyız? Püretle diyor Karşı tarafı da incitmiyor. İncitmiyor. Reddetmiyor, tavsiye etmiyor, gücendirmiyor. Ben şey yapmıyor yani. Bir evet. şey söylerken karşı tarafı düşünüyor? Doğru dahi ben şöyle bir yöntem takip etmiyor. Ben doğruyu söyledim de ne olursa olsun demiyor. Biz yapıyoruz ben yapıyorum daha çok. Ben biraz kafa sapayım biraz. Bu, bu. Gerçi kendi aramızda hiç şey yapmıyorum, ayırt etmiyorum. Çünkü öyle inanıyorum ki bu söylediğim ona hitap ederken açabilirsin açık olsun hitap ederken aslında geneldir. Herkesi faydası olacağını zannediyorum. Yani ondan belki bazı çoğunlukla da patavatlımdan oluyor. Şimdi bu zat doğrudan doğruya hakaik imani ve bir, bir şahs-ı manevi mahiyetinde Risale-i Nur o şahs-ı manevinin cesedine girmiş. Risale-i Nur şahs-ı manevisinin cesedine girmiş ve etsalarının libasını giymiş bir tarzda Fevkalade bir sena ile ona hitap ediyor. Var ya. Ey Risale-i Nur. Ey Risale-i Nur. Bir şey vardı, onun. O yani. Osmanlıca'da var. Bazı tayetmiş usta. Çıkartmış. Burada. Bak doğrudan oraya. Hakaiki imaniye. Şeye koyar mısınız tencereye? Hakaiki imaniye. Sonra esrar-ı koy. Bir şahs-ı manevi mahiyetinde. Bu iman ve Kur'an hakikatları pekmez tayin karıştırır gibi. Karıştırdın mı abi? Bu bir şahsi manevi oluyor. Kur'an'ın, İslam'ın. İslam'ın yani bizimle alakası yok. İman ve Kur'an. Tamam mı? Tamam İbrahim. Oldu mu abi? Bu şahsi manevi. Risale-i Nur şahsi manevisinin cesedine girmiş. Risale-i Nur da e, şahsi manevisini aksetmiş. O iman ve Kur'an hakikatları Risale-i Nur şahsi manevisinin şahsiyeti olmuş. Kur'an'ın bak. Hakiki imaniye ve Kur'aniye'nin şahsi manevisi Risale-i Nur'un şahsi manevisiymiş. Bu ne yapmış? Risale'in şahsı manevisi cesine bu zat onları diyebilmesi için makamına bak. Risale-i Nur'un şahsı manevisinin cesedine girmiş. Cesedine girmiş. Var yani böyle bir var. Şahsı manevisinin cesedine evet. Var? Cesedi. İşte o hani şahsı manevi böyle hep hayal biliyorlar ya. Ben Nur talebelerinde bahsediyorum. Diğerlerinde bahsetmiyor. Evet. Yani İslam'da cari olan kanun Risale-i Nur cemaatinde de caridir. Beşeriyetin Beşeriyetin beşte dördü Allah Resulüne ve İslam'a iman etmemiş. Beşte dördü kafir. 5'te bir iman Tam tamam. Ee, şimdi Risale-i Nur'un da cemaatinin beşte dördü taklitçidir. Yani illa öndeki birisi lazım. Önde görmese yürüyemiyor. Yani mesela bedi bir yer göstersen bile abi söyle dememişse kabul etmiyor. Bunun bu, bu, bu bir şey senin bilmediğin bir şey de var diyor. Başka yerde var diyor. Ben şimdi sana ispat edemiyorum ama bu burada diyor başka şey de var. Senin gibi değil diyor. Niye? Abi, dedi ya abisi. Abisi dediği için başka yerde duydum. Mesela ben bunu Yunanistan'da yaşadım. Ee, Mehdi meselesinde. Şimdi şimdi. Mehdi meselesinde buna şahit şeyler. Ee, kim vardı? İrfan vardı. Oka okay var değil mi? Buna şahit. Kıvranıp duruyor. Çünkü anlıyorum yani zavallı çünkü adam yani delikanlı. Gerçi delikanlı dedim 40 küsur yaşında. Çünkü mensup olduğu, takıldığı yer böyle düşünmüyor. O da ister istemez bedihi göstersen de öyle değil diyor. Sen sana şey gösteriyor. Tevilin tevilini gösteriyor. Yani bir şey anlatmaya çalışıyorum size. Eee Risale-i Nur'un şahsi manevisi şöyle yani. Hatırlar hatırlar mısınız böyle? Ee, i̇sterseniz şahsi maneviyi anlatayım size. Ee, benim masama e, git. Masamda 29. defter var. Getir o paragrafı. Ben şimdi o gelene kadar Belli bu makam var ya. He? Yani diyor, saydım O girmek demek yani o... Ama bir şahsı manevi bir şey yapalım da. Tamam. Şahsı manevi nedir? Şöyle düşün. Ee, geçmiş gelecek nurcuları, geçmiş nurcular, şimdi yaşayanlar da var. Tamam mı? Şimdi bu bir tencere getir. Bütün nurcuların fikirlerini içine koy. Koydun mu? Dört tane şey koyacaksın. Şey beş. Bütün geçmiş gelecekteki kabirdeki nurcuların bir, fiiliyatını tencereye koy. Müsbet ibadetlerini. Tencereye attın mı? Gir içeriye. Bütün nurcuların fikirlerini koy tencereye. Gir içeriye. Bütün nurcuların hissiyatlarını koy tencereye. Dört, bütün nurcuların kalpteki duygularını koy tencereye. Bütün nurcuların ruhtaki latifelerini koy tencereye. Bir daha. Bütün nurcuların ubudiyetlerini, fiillerini, müsbet fiillerini koy tencereye. Bütün nurcuların akıllarındaki fikirleri koy tencereye. Bütün nurcuların vicdaniyatındaki hissiyatlarını koy tencereye. Bütün nurcuların kalpteki duygularını koy tencereye. Bütün nurcuların ruhtaki latifelerini koy tencereye. Karıştır Tayyip Eğitmez karıştır gibi. Git buzdolabına koy donsun. O şahs-ı manevi. Peki bu şahs-ı manevi nedir? Nurani bir vücudu var. Atomik bir ceset, cesedi bir vücudu yok. Senin de öyle. Senin şimdi e, şahsiyetin kimdir? Şahsiyeti maneviyendir. Hissiyatın, duyguların, latifelerin ceset değil ki. Ama burada gözüküyor. Peki bu şahsi manevi ne oldu? Bütün nurcuların, akılların büyüklüğünü söylüyorum bütün nurcuların, geçmiş ve gelecek nurcuların ubudiyeti kadar ubudiyet sahibi. Bütün nurcuların akılların toplamı kadar akıl sahibi. Bütün nurcuların vicdaniyatındaki vicdani duyguların toplamı kadar vicdaniyat sahibi. Bütün nurcuların duygularındaki duygularının toplamı kadar duygu sahibi. Bu şahsı manevi. Bütün nurcuların ruhlarındaki latifelerinin toplamı kadar latife sahibi. Bunu atomik değil cesedi ruhani bir vücudu var işte. Şu anda ben atomla mı konuşuyorum? Şu anda ben atomla hareket ediyorum. Ben bu muyum? Ben bunu bunu kullandığım gibi bunu da kullanıyorum. İşte bu beş tanenin ubudiyet, akıldaki fikirlerini, vicdandaki hislerini, kalpteki duygularını, ruhtaki latifelerin topla. Buzdolabına koy donsun, donsun. bunların toplamının oluşturduğu ruhani bir şahsiyet Risale'nin şahs manevisi. Bu nasıl aktif olur? En önemlisini de söyleyeyim. Önemli olan bu şu anda. Nasıl bizi idare eder? Sen buraya layık mısın değil misin? Evde öyle kitabı Sen hemen kafana bir fikir atar. Bir fikir atar. Öyle düşünmeye başlarsın. Kalbinde bir mail verir. Vicdaniyatında bir his olur. Ya seni alır buraya veya atar dışarıya. Sen ben de şöyle derim. Benim canım sıkıldı da ben de gittim. Oysa beni attı. Onu bilmem. Ya ben vallahi o kadar böyle bu kadar ciddi bir netice olan bu bu Risale-i Nur'un bu hizmet imaniyesinde hele dershanede veya dershan irtibatı hele Risale okumayı bana Allah nasip ve sonsuz şükürler olsun. Tam liyakatına göre de o şahsi manevi senin kalbindeki duyguyu, vicdandaki hissini, aklındaki fikri hareketi geçiriyor ama anlamıyoruz biz. O idare ediyor bizi. Müspet noktada da Adil Cevazlı abi var ya. Kariyenin uyanmasına intibana vesile oluyor. Tek kişi. Tek kişi. Ama bir kariye komple uyandırması da bir şahsı manevinin tezahürüyle. O onun zaten öyle diyor. Diyor ki e, doğrudan doğruya hakaik-i imani ve Kur'aniyeni Kur'aniyi bir şahsı manevi mahiyetinde Risale-i Nur şahsı manevisinin cesedine girmiş ve etzalarının libasını giymiş bir tarzda. Şahsi maneviye girmiş. Yetmiyor. Risale-i Nur'un etzaları var ya böyle. Kastamonu, Emirda, Sikke, Barla, Mektubat, Sözler. O onların lisanına dönüşmüş. Aleminde aktif olmuş onlar. Böyle duruyor. Hepsi aktif olmuş. Bir tarzda. Fevkalada bir sena ile ona hitap ediyor. O şimdi şahsi manevi böyle aktif etmiş haberi yok veya var. Ondan sonra Risale-i Nur'un şahsı manevisini oluyor görmüş. O aktivin onu görmüş yazıyor. Bu kişilerin mesela şahs-ı manevi geliyor ya, bunu kırmasının şeyi de herhalde e, benlik ve enaniyet ile o kırılırsa o kuvvet gidiyor. Değil mi? O gidiyor. Mesela ihlaslı olduğun nispette o kuvvetin sen de aktif Kırmasını oluyor. Giyiyorsun ve iş yapıyorsun ama enaniyet Benlik, enaniyet şahsi enaniyetini buz parçası hükmündeki o havuza erit, eritme nispetinde oluyor. Sen de aktif oluyor şahsi o manevi. harekete geçiriyor şahsi Evet. Yani. Sen, artık sen o bütün duygular mesela düşündüm diyorsun. Oysa o düşündürüyor. Zaman hizmet ettim değil, hizmet ettiriliyorum. Ettiriliyorum oluyor tabi şuurlu olunca. Mesela bak o, ben şey yapayım şimdi. Ee, şahsi manevi. Şuradaydı galiba. Mesela baktığımız zaman şecere ilkat gibi, ondan sonra dima dersleri gibi derslerin normalde kafayla külliyattan bulunacak şeyler olmadığını siz Müm zaten defaatle de söylüyorsunuz. Mümkün değil ki. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki insanın aklıyla, düşünüşüyle olacak şey değildir. Değil vallahi. Üç gün oruç tutmam lazım. Yani akıl olacak şey mi? Zaten usta'ta geldi bu böyledir, bu da böyledir dedi. Ha bak şahsı ne okuyayım. Şahs-ı manevinin içinde bulunmak ne demek? Aynı fikir, his, duygu ve latifelerimizin içinde, içimizin içinde bulunmak gibiymiş. Şahsı mani içinde bulunmak ne demek biliyor musunuz? İçinin içinde olmak. Fihi mafi. İçimdeki, içimdeki nasıldı? Dün akşam yazdım. Dün akşam şöyle yazdım. Geç yattım bunları yazdım. Bakayım nerede? İçindeki içinde. İçindeki içinde. İçindeki var ya senin. Onun içinde, içindekinin içinde olmak. Yani şahsi manevinin içinde olmak demek. Şahsi manevi ne demek? Şahsi manevinin içinde bulunmak demek. Risale-i Şahsi manevi. Neye benziyor? Aynı fikir, aynı his, aynı duygu ve aynı latifelerimizin içinde, içimizin içinde bulunmak gibiymiş. İçimizin içinde olmak. İçimizde ne var? Fikir. Fikrin içine gir. Nasılsa. Şahsı maneviye de böyle oluyor. Fikriyatının içine girmiyor musun? Duygular bir sistemdir. İçine girince duygulan işte sen de etkileniyorsun. Oo, ne oldu ya? Etkilendim. Duygulandım, hislendim, anladım, coştum, bağırdım, çağırdım. Bu nasıl bu oldun sen böyle? İçimin içine girdim. Ne, ne? Duygularım içinde. Mesela şöyle. Hiçbir şey var mı? Bak şimdi uygulayayım. Yok. Şimdi konsantre oluyorum. Ondan sonra bir vuruyorum kırıyorum orayı. O güç neredeydi? İçimde. İçimin içine girerek konsantreyle ondan sonra uyandı. Uyanınca ben neredeyim? İçimin içine giriyorum. Şahsi manevi gireceğim. Bu örnek. Bir daha. İçe, şu anda elimi vursam bir yere tuğla elim kırılır. En güzel örnek bu. Ve şimdi hatırıma gelen. Şimdi konsantre oluyorum. Oo, güçleniyorum. Öt diye kırıyorum. O güç neredeydi? Konsantre olmadan önce. Neredeydi? İçimdeydi. Uyanınca ne oluyor? Ben içine giriyorum. Şehvet. İçimde değil mi? Şefkat, muhabbet içimde değil mi? Uyanınca ne oluyorum ben? Onun içine giriyorum. İçimin içine giriyorum. Anladınız mı? Ha, nasıl içimin içine giriyorsan şahsı ı de böyle girilir diye misal bu. Bilim insanlarının kararını kişi vermeden birkaç saniye önce beyindeki dalgalarla içsel alemin karar verdiğini bulmuşlar. Hop, anlatırım ya. İçimin içinde olmak. Mesela ben bir şey içimden geliyor söylüyorum. Ama benden önce ben tespit etmeden birisi getiriyor ağzıma koyuyor. Ona delil şu. Adama cihazlar koymuşlar kafaya. Koymuşlar. Cihaz var arkada. Görmüyor tabii. Cihaza bağlamışlar kabloları. Arkada ekran var. Şimdi adama dediler ki çok acayip. Acayip gündem olmuş yani. Hala çözülmemiş bu olay ama bilen biliyor. Şimdi diyor ki sana bir şey söyleyeceğiz. Evet ve hayır diyeceksin. Evet ve hayır. Mesela Adam öldürdün mü? Mes misal. ya adam öldürmek ister misin? Böyle, hayır. Yani konuşmayacaksın. Şöyle, hayır bu. Veya kırmızım işte. Hayır diyeceksin. Evet, evet diyeceksin. Bu adam daha hayır demeden o kafasını taktılar Emre. cihazı. Adam ışık yanıyor. Bu adam daha ifade etmeden hayır veriliyor. Bilmem saniyenin kaçta bir zaman aralığında bu adam ifade etmeden diline, aklına, fikrine, iradesine gelmeden bundan habersiz bunun içsel alemi hayır diyor. Bu da burası sonra diyor ki hayır. Bu bilimseldir. Yani bu inanç değil bu. Bilimseldir. Yani o zaman diyorlar ki buradan varmışlar Abdülkadir. Acaba biz fanosun içinde miyiz? Ben daha hayır demeden bende bir içerik var. Benden önce diyor. O bana hayır söylettiriyorsa ben buysam benden daha arkada bana bunları söyleyen kim? Şu anda bu ha bu. Biliyorsun yeniliği takip eden insanım. Şu anda bu. Bak. Bu hayır diyen ben miyim? Adam öldürmek ister misin? Hayır. De daha ben demeden kafama takılan cihaz da benden saniyenin bilmem kaçta kaç oranında daha önce daha önce hayır diyor cihaz lamba yanıyor. Elektrik. Sonra ben diyorum ki hayır. Ha, eğer bu hayır diyen ben isem, benden önce, içimde olan benden önce başka kim var ki o bana hayır söylettiriyor? O zaman biz onun içinde fanostayız. O bana hayır söylettiren şey onun içindeyim. Ben kendimi hür zannediyorum. Hayır, evet, kabul ettim, reddettim. Zahirde böyle gözüküyor ama ben ifade ediyorum. Aslında bunları bana söyleten arkada. Anlaşıldı değil mi bu? Şahsi manevi de böyle. Bilim insanları diyor. Kararını kişi vermeden birkaç saniye. Saniye bilmem kaç tane öncesi. Önce beyindeki dalgalarla içsel alemin kara verdiğini bulmuşlar. Başka bir örnek. Koca bir devlet. Hava savunma sistemiyle kalkan korunduğu gibi. Kalkan koymuyorlar dışarıdan roketler gelmesin diye. Ne koyuyorlar doktor? Kalkan. Kalkanını görüyor musun? Gözde gözüküyor mu? Hava savunma sistemi gözde gözüküyor mu? Gelen şeylere mukabele etmiyor mu? Nasıl ediyor? Ha, bu nasıl ediyorsa şahsi manevi de böyle kalkan. Yani değişik örnekler. Şahsi manevinin içindeyiz. Ondan istifade ediyoruz. O bizi besliyor ve o bize hakim. Biz ise ihatasızlığımızdan, cehaletimizden onu ihata edemeyip göremiyoruz. Ama ilmen kabul ediyoruz. Tıpkı anne kan yani biz onun içindeyiz. Nasıl olur? Peki ilmen mi? Ya ni niye bilemeyiz? Anne karnında olan çocuğa söylesek ki sen annenin karnındasın. İki tane ikiz olsa anne karnında. Çocuklar konuşsalar biz anne değilmiş biz anne değilmişiz biliyor musun? Hasan Hüseyin olsa. Hasan biz anne içindeyiz biliyor musun? Lan manyak mısın ya Hüseyin? Ne annenin içindeyiz ya? Biz anne lan. Biz öyle müstakil değiliz. Nasıl yani? Şu anda bir anne bir anne varmış. Anne ne demek? Nasıl anlatacaksın? Anlat hadi çocuğa. Anne kan çocuğa. Anne karnında olan çocuğa anne karnı anlat. Şimdi ona dese ki güneş var, dereler akıyor, kuşlar içiyor. balıklar var, kestaneler dökülüyor, dersler yapılıyor. Böyle insanlar farklı farklı konuşuyor. İngiliz, Fransız, Allah'a inanan var, inanmayan var, kadın var, erkek var. Anlatabilir misin o çocuklara, anne karnındaki ikizlere? Nasıl anlatırsın? Şimdi o çocuğa sor sor sorsak, söylesek. Annesinin tipini bilebilir mi? Annesinde olduğunu bilebilir mi? Annesinin duygularını, itikatlarını vesaire, cinsiyetini, cinsiyetini bilir mi? Anne karnındaki çocuğa annenin cinsiyeti ne olduğunu bilir mi? Biz de Esma'nın içinde böyleyiz. Biz de bilmiyoruz Esma'yı. Esmanın içine böyleyiz. Esmaların. Şahsi manevi içinde de böyleyiz. Anladık mı abi? Onun için Esma-i Hüsna'nın bu kainat nedir? Esma-i Hüsna'nın ve cemal, nakış, sanatı yani donmuş haliyiz. Esmalar donmuş en kesif tecellisiyle bu kainat ve ben olmuşum. O zaman benle Allah ile ilişkimi söyleyin. Ben neredeyim? Ben bir yerde değilim. Ben donmuş esmayım ya. Peki Allahsız kainatı düşün demek. Ben zaten donmuş buzum Allahsız kainatı düşün demek susuz buz düşün demek. Susuz buzu nasıl düşüneceğim? Enerjisiz en maddeyi düşünün. Enerjisiz madde eşittir mc karı. Enerji yok. Ya madde zaten donmuş enerjidir ya. E biz kimiz? Donmuş esmaiz? Allahsız düşündüğü Yani o zaman yok oldun. Bir şey de diyebilir miyiz? Bir abi hani diyor ya dikkat okumaya başladım diyor. Okuduğunda diyor içinden haydi haydi sesi. Mesela Risale-i Nur'la o şahs maneviye bağlanıyor. Bu bu içinde o uyanıyor. Sen onun içine giriyorsun haydi haydi. Ha. Aynen o. Zaten öyle diyor. Diyor ki ben gene devam edeceğim burada. Ee, bu zat doğrudan doğruya hakayık imani ve Kur'aniye'yi bir şahs manevi mahiyetinde Risale-i Nur şahs manevisinin cesedine girmiş giriyorsun içine. Onun içine giriyorsun. Onu okudukça, marifet kesmettikçe yani terk-i enaniyet, işte tan, İhlas, tadakat, hizmet, iştinab-ı kebairle derece alıyorsun. 5 tane olacak. İhlas, sadaka, takva, iştinab-ı kebair, hizmet derecesiyle ne kadar biz havzu e, havz kefseri kazanmak için buz gibi enaniyetimizi eritirsek, davalara kalkmasak, birbirimize karşı bir üstünlük davasına kalkmasak, Uvveti korusak. Allah meycanı olsan hiçbir ifade etmiyor. Eğer uvveti yapamamışsan. Çünkü ilim süreçtir. Muhabbet sonuçtur. Para pul süreçtir. Sadakat, ihlas, muhabbet sonuçtur. Ee, Risale-i Nur'un şahsi manevisinin cesedine girmiş. Ee, yetmiyor. Başka ne diyor? Etzalarının libasını giymiş bir tarzda. Yani etzalar var ya. Mektubatın şu parçası Lemaların şu parçası Yani her şeyde istisas değil ama Diyelim ki Hayat bahsinde Nadir abi Ben onu hemen hatırıma geliyor etzalarına giymiş yani adam Kendisi yok adam hayat Başka bir şey olmamış yaşamamış Risale-i Nur'un şahs manevisinin Oradaki bir tanımlanmış Bir hayat şey varmış Binası Oraya girmiş onunla boyalanmış adam başka bir şey yok Beni başka istihdam ediyor şahsımani. Seni başka ediyor. Seni başka ediyor. Onu başka ediyor. Benim merakım bu. Lan senin merakın değil işte senden önce birisi sana bu sinyali verdi. Ben istiyorum. Sen mi istiyorsun? Şöyle bir misal vereyim. Ağzımıza elma koyduğumuz an lezzeti alıyoruz. Kulağımıza ses gelince gözden dokunmadan değil mi? Merkezi burası mı? Burası mı abi? Burası doktor. Ben elmayı ağzıma koymasam burada tat alma merkezi böyle iğneyle bir şekilde uyandırılsa Elma olmasa bile elma lezzeti alabilir miyim? Alabilirim. Merkez. Onun için sigara isteyen adam ondan önce kendisinden önce birisi sigara kimin işini yarıyorsa duman. Duman kimin kimin gıdası ise geliyor sol kulağından öflüyor. O sinyalı veriyor. O da diyor ki, bir sigara versene ya. Sigara ver ya canım sigara iste ya. Canın istemedi birisi sana istetiyor. Sen değilsin o isteyen. Akıllı olur değilsin sen. Mesela sabah namazı insan, şey, saat çaldı değil mi? Muaz ya 5 dakikada yat. Diyen kimmiş? O adam. Sana böyle söyletti 5 dakikada sonra kalkarsın. Hayda sana namaz gitti. Söyleyin. Etsallarının libasını giymiş bir tarzda fevkalade bir sena ile ona hitap ediyor. Ben baktıkça birden itirazkarane hüsnü zanı pek ziyadedir. Tahtur ettiğim dakikada ya bu acayip biraz fazla büyüttü gibi dediğim anda hakikati Kur'an emanen dedi. Bir dakika dedi ustada. Ustadan net konuşuyor. Bize duygularımızla konuşuyor. Başka ne konuşuyor? Bize duygularımızla, fikirlerimizle, maillerimizle, istek ve nefretlerimizle konuşuyor. Mesela bir duygu geliyor. Ya git. Bir duygu geliyor. Hemen kendimizi orada buluyoruz. Lan ne meziyetin vardı ki burayı, burada olacaksın? Hani böyle koy. Ustada da direkt konuşmuş. Hakayı ki Kur'an'ı Eman'ın ustada demiş ki cesede, libasa bakma, bana bak. O benim hakkımda konuşuyor. Risale-i diyor. Sen diyor niye üzerine aldın diyor usta da şahsı manevi. Doğru söylemiş. Ben daha ilişe, ilişmedim. Yalnız Risale-i Nur hakkında sariyen veya işareten veya kinayeten onun haddinden pek fazla senakarane tabiratı tadil etmeye lüzum var. Ee, yani usta hakkında. Ulan benim birisi etse hoşuma gider lan. Diyoruz değil mi Furkan böyle. Var mı lan bizim metedin falan. Keyifle, keyifleniyoruz. Tenki, nasıl oluyor? Estağfurullah diyoruz. Met edilmekten insan şey, hoşlanıp hoşlanmadığına delil nedir biliyor musun? Nasıl? Estağfurullah ya. Ya bırak met etme. Bu doğru mu yanlış mı? Ne kadar olduğu nasıl anlarız? Ölçü, ne olabilir sizce? Met edilmekten ben ne kadar hoşlanıyorum, ne kadar hoşlanmıyorum. Bunun miyengi var mı sağlaması? Nedir? Tenkit edildiğinde de aynı Harika. Tenkit edildiğim zaman tenkitle takdir ne kadar eşitse o kadar ben eşitim. Yok tenkitte kıyameti koparıyorum. Takdirde estağfurullah diyorsan koy cebime. Yani takdirin sen alıp almadığının ölçüsü tenkit edildiğin zaman ne kadar rahatsız oluyorsun. Zaten o his, hiçbir şey anlamamıştı ya. Bırak bunu ya. Tenkit mi diyor? Evet tenkit ya bırak o ne anladık ya, ne biliyor ki bana. Eğer böyle bir şey yapıyorsa, o, o takdiri de aynı o nispete sahiplenir. Mesela bir başımda şey söyleyeyim. Müştü abiye ders yapıyor böyle. Dedim ki, hep anlatır mısın? Yine anlatıyor. Abi, abi ben ona katılmıyorum oraya. Yani ders müzakere tarzı. Öyle kuru olmaz, bize öyle öğretme. Şöyle elini koyardım, göster. Böyle yapar. Kuru yok, böyle yapar. Okuyor muyum? Okurken böyle yapar. Hı. İnan bana böyle dinler dinler. Eğer şeyse bak Hasan. Doğru. O işali makamda remzi, ima, telmih değil mi? İnce bir alamet ölüm. Ama bak burada salih. ikna eder. Onun için filozof demişti. eğer evet. hakikaten mesela yeni ansiklopedi bir yaptığı yerde ben bir yerde e, haklı çıktım. O hiç onu da unutamıyorum. Haklı çıkan insan yerde cevap. Dedi ki muhakemattan bir yer bulmuştum. Keçeli, o benimsinden daha sari. Tamam. O. Tamam. Vazgeçti kendisinden. Tamam çiziyorum. O daha sari. Doğru. İkimizin de doğru ama hangisi? Sari mi? İma mı? remzi mi? Telmi mi? Simge mi? Sembol mu? İmge mi? Sucunun, gusun, hattın, battın, muttalağın. Hangi makamda? Yani öyle şey yapardı. Şimdi arkadaşlar ee, takdiri bizi ne kadar etkiliyor etkilemesini isti o görmek istiyorsak tenkit tenkitle ne kadar rahatsız oluyorsak o kadardır. Deva devam edeceğim. Cenak Keran'ın tabiratı tadil etmeye lüzum var dedi ya. Lüzum var diye. Bunun lüzumu noktası kendisi hakkında. Yani eli dünya hadi ustad benim anladığımı söylüyorum. Kendisi de söylüyor. Biraz fazla o ehli dalalet tahrik olur. Ha, zaten öyle iddia etmedi aldı demişler. Said Nursi kendi mehdiliğini iddia etmiyor bilir kişi. Reddediyor. Ama diyor Mehdilini ilan etse bütün diyor talebeler kabul edecek diyor. Onun için takdirler ehli dünyayı tahrik ediyor. Hucuma sevk ediyor. Onun için bir ders oluyorsa, bir kardeş bir ders yapıyorsa site olur, dersleri olur. Tenkitler kendi cemaatinin içinde bile değil Müslüman tenki, kendi cemaat içinde tenkitler oluyorsa o nimettir. Allah o hizmeti kamufle ediyor demektir. Bunu usta de kullanıyor. Eğer diyor ulema'dan diyor bir, bir, işte bir tanesi Sadat'tan Risale-i Nur'a itiraz edilmeseydi diyor İstanbul Afak'ında o şeyh <laughs> ustada itiraz etti ya orada söylüyor. Eğer edilmeseydi ehli dalalet ve zındıka Risale-i doğrudan doğruya hucuma geçecekti diyor. Çünkü niye? Çünkü hadis, hadisleri biliyorlar. Eski insanlar onlar. Ulema bile ona ittifak edecek diye. Ha o zaman demişler ki bu, bu, adam da meşhur adam. İtiraz etmiş. Tamam o zaman beklenilen o sahip değil yani bu Mehdi. Onun için e, tenkit edilmek büyük nimettir bilesiniz. Sizi gizler. Hasetçilerin hasedine e, tecavüz edecek salimlerin tecavüzatına set çeker. Sen ya bu, bu, zaten kendi cemaat içinde sevilmiyor ki ya. ya ne uğraşacağız bunlar? Onun için nimettir nimet. Tenkit edilmek, cemaat içinde tenkit edilmek nimettir. Seni gizliyor. Kader gizliyor. Mesela tersin düşün. Herkes seni takdir ediyor cemaat için. Herkes baş tacı yapıyor. Eli dalalet bırakır mı? Tam hedef oldun işte. Ve hizmet yapamazsın. Onun için cemaat içindeki tenkitler, videolar iyidir. Senin makbul hizmetini hem delil şey o, sağlaması yapılmış oluyor hem de seni kamufle ediyor. Eli Danat diyor ki bu o kadar tehlikeli bir adam değil. Niye? Lan öyle hakikaten dersleri kale alınsaydı bizi hakikaten deşifre ederdi veya tesirli olurdu, topluma faydalı olur. Ama yoksa kendi içinde sevmiyorlar ya. Yani bu o kadar şey kale alınacak şey yok. Takipçiler ne ki ya, basit ya. Yalnız Risale-i Nur tercüman hakkında sariyen veya işareten veya kinayeten görüyor musun makam? Sariyen, işareten, kinayeten onun haddinden pek fazla senakarane tabiratı tadil etmeye lüzum var. Başkalar hususan ehli tenkit insanlar nazarında bir çare şahsıma bu nevi bak görüyor musun bak burada da kullandı o. Başkalar bu tenki şey yapar ne yapar? Hususan ehli tenkit insanlar nazarında bir çare şahsıma bu nevi hüsnü zanını kabul etmemek mesleğimize lazım geliyor. Ta dilime gücenmesin. Şimdi ben şahsi maneviden biraz daha şu notumu okuyayım keseceğim. Şahsi manevin içindeyiz. Ondan istifade ediyoruz. Bizi besliyor. O bize hakim. Biz ise ihatasızlığımızdan, cehaletimizden onu ihata edip göremiyoruz. Ama ilmen kabul ediyoruz. Tıpkı anne karnındaki çocuğun annesini görmediği gibi tanımadığı gibi ama annenin karnında anne karnındaki çocuk dünyasını umumi zannediyor. Anne karnındaki çocuk kendi hususi dünyasını umumi dünya zannediyor. Oysa annesinin dünyasında kayıtlı ve hudutlu. Ama kendisi hür, ayağını sallayabiliyor, dönebiliyorsa, eğilebiliyor. Bu hürriyet zannediyor. Bu kadar zannediyor. Dünya da böyle ahirete göre. Anne karnına benzetiyor. Allah Resulü söylüyor aleyhissalatü vesselam. Hadisi. Bak bil mana. Ve esas hayat. Esas hayat. inne darule ahireti leyyel hayvan. Esas hayat hayat. Öldükten sonra başlıyor. Hayatın sureti. hayatın hakikati değil ki. Şu anda hayatın suretindeyiz. Hayatın hakikati değil ki. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O diyor anne karnından diyor çocuk dünyaya gelse. Bugün dünyada olsa anne karnı düşün. Güneşi gördü. Oo. Aklı olsa ya. Denizleri gördü. Balıklar var. Ağaçları gördü böyle. Nar var. insanlar var. Bisiklet var. Çikolata var. İmam bayıldı. Müftü şaşırdı. Müezzin yayıldılar var böyle. Görse tekrar gelmek girmek ister mi oraya? Aynı o anne karnındaki o aleme, karanlık aleme, dört aleme. Nasıl o tekrar dönmek istemez? Bir ehli iman da dünyadan telis olunca o da dünya, dönmek istemez. Ee, dünyaya dönmek istemez. Şimdi Allah Resulü haşa mubala eder mi? Yüz bin defa haşa. Doğrusu bu. Demek ki biz bu dünya hayatımız nedir? Hayatın nesidir? Sureti. Orası hakikat. İnsandaki hayat nedir? Dünya hayatı, hayatın sureti. insanın iç alemi, hayatın kanuniyeti. Ahiret hayatı, hakikati. İçine bak sen iç alemine, duygularına, fikirlerine, istenine, mazi, mustakbel, hayallerin, duyguların. Bir de yan şu an okuyor. o sokak iniyor, araba iniyor. Orada güneş vurmuş. Ağaçlar sallanıyor, kuş uçmuş. Aynı yere güneş vurmuş. Dün de vuruyordu, bugün de vurdu. Değişe ne var? Hiçbir şey. Aynı çatı, aynı sokak. Ama dün dündü, pazartesi, sallı, çarşamba. Ne değişti? Ha neresi çarşamba? Ben bugünkü çarşambaya cumartesi de ne olacak? Aynı şey, değişmiş yok bu mu yani? Bunun için mi burada kalacağız. Ne olacak? İngiltere'de ne oldu? Rusya'da ne oldu? Ukrayna'da ne oldu? Tayyip ne dedi? "Sı bunu duymak için mi kalalım yani? Ne yapacağız ki burada? Hizmet yoksa bu hayatın bir anlamı var mı?" Hizmet yok. E, ne yaptın? "Vallahi binalar yaptım, sattım." E tamam da ne oldu? Namaz kıldır mı bina yaparken? Bina yaptın, sattın, 50 tane bina sattın. E sapan şey Koç ölmedi mi? Sapancı ölmedi mi? Zincirli kuyuda yatıyor Sapancı. Ulvi abinin annesi vefat etti, oraya gömdüler. Ben de o mezarlıktan dolaşayım dedim. Başıma geleni söylüyorum. Ben nerede mi gidecektim? Ulu abinin cenazesini o gömerlerken ben de öyle e, ayrılmak istedim karabalıktan. Bir baktım ha sapancı, sakıp sapancı mezarı. Allah Allah. Lan burada yatar mı lan bu adam? He. Adam çok zengin lan. Hafız Abdülmelik. Çok zengin. Başıma geleni söyle Yani o böyle durdum. Allah Allah. Sapancı diyor. Bu nasıl olurdu? Burada nasıl yatar? Kafamı bir kaldırdım. İsterseniz bakın kafamı bir kaldırdım. Dört Levent'teki Akbank şey var ya. AK, Akbank. Koca gökdelen. O zaman Türkiye'de İstanbul'da gökdelenler o kadar yoktu. En yüksek bina İş Bankası'yla Akbank'ındı. Levent'te orada. Mezara şöyle baktım. Kafayı bir kaldırdım. Akbank. Lan bu adamın bankası ya. <laughs> Akbank bunun. İş Bankası CHP'nin e, şey garanti mi şey de Koç'un. Koç'un yani. O yapı. yapı kredi mi neydi o? O da Koç'un. Kafayı bir kaldırdım. Allah Allah. Bir mezara bakıyorum. Bankası onun. O banka sahibi burada yatar mı? Kimse de yok. Bekçi Yani hayatın <laughs> kazandığı ne oldu? Fabrikaların olsa ne olur? Araban olsa ne olur olmasa? İmanın var mı? Namazın var mı? Davan var mı? Peşine koştuğun senden daha kıymetli bir ideallerin var mı? Seni sana unutturan bir gayem hedefin var mı? Seni sana unutturan gayen davan var mı? Devam ediyorum. Anne karnındaki çocuk dünyasını umumi zannediyor. Oysa annesinin dünyasına kayıtlı ve hudutlu. Kendi küçük dünyasını umumi ve büyük zannediyor. Tıpkı dört endam aynanın içinde yürüyen insan gibi. Şuraya ayna koyun, buraya odaya. Altı yere ayna koyun. Sağ, sol, ön, arka, alt, üst. İçinde ol. Sen kendini ne, nerede hissedersin? Oho, sonsuzluk içinde. İki ayna birbirini aksederse içindeki adam sonsuz olur. İbrahim. Ama sonsuz musun? Bu arkaya bakarsın dibi yok. Önüne bakarsın sonu yok. İki aynanın ortasında olan adam kendisini sonsuz ileride, sonsuz geride. Ama ona güvenip de koşmayasın. Kafanı vurursun o duvara. Hani sonsuzdu? Dünya hayatı böyle. Ha, burada şey anlatıldı. Şahsı mani şahsı maneviye çarpıcı birkaç tane iş şey yapıldı. En önemlisi de şahsı manevi içine nasıl giriyoruz? Aynen şunun gibi. Bizim içimizde bulunan fikir, his, duygular duruyor mu? O uyanınca ne oluyor? Biz onun içine giriyoruz. Ha, şahsı maneviye de girersek, her gün tesbihat yaparsak, birkaç dakika risale okursak, eğer tesbihat yapamadın, yapamadığını da kaza etmek şartıyla sen şahsi manevinin içine giriyorsun, o seni artık koruyor ama göremiyorum. Anne karnındaki çocuk annesini göremediği gibi ama anne karnında görmese de olur. Veya bir devlette misal verdim. Hava savunma sistemi kalkanı yok mu? Görüyor musunuz gözle? Ama geçen uçakları ve gelecek fuzeleri görüyor. İşte şahsi manevi de bize gelebilecek zararları, menfaatleri görüyor. Bazılarının içine alıyor, bazılarını almıyor. Peki bizi nasıl yönetiyor? Bir daha son sözüm olsun ondan sonra sözü. Bizi şöyle yönetiyor. Bir fikir geliyor. Tamam benim hatırıma geldi. Ben böyle yapacağım. Ben artık gidiyor. Ben kalıyor. Ben şunu yapacağım. Ben şunu yap yapmayacağım. Kendi fikrini zannediyor. Oysa sana bastılar arkadan düğmeye. Hadi çık dışarıya. Nın adıdır. Ee, ben gidiyorum ya. Ya bunlarla daha yapılmaz ya. Nasıl? Oh Oysa senin diyorum senin kararını infaz ettiler. Ne yapacaklar? Akıl bir sebep getirecekler. Eskide gözükmeyen sebep şimdi sana sebep olur doktor. Yani daha önce bir hiç basit bir şeydi. Şimdi görmeye başladın. Takılmaya başladık Lan ben bu arkadaşı, bu insanı, bu kardeşim, bu abimi şu hareketini ama yani şimdi artık tahammül edemiyorum, kaldıramıyorum. O takıntı başlar yani yok. O da arkadaşın olur, hizmetteki her şey olur. E daha önce vardı niye görmüyordun? Çünkü şahsi manevi seni örtüyordu. Şimdi seni demek ki infaz etmişler, senin hakkında karar vermişler. Sana da makul bir sebep gösteriyorlar. Diyorlar ki bak bu e, bayram var ya bayram, bayram. Ya of ya, sağ, sağa çeviriyorum. Efendim, Abdülkadir, ondan sonra İbrahim, Abdülmelik. Ya bunlarda da var ya, ama bunlarla mı ya diyorsun. Ondan sonra çekip çantayı alıyorsun. Ben gittim zannediyorsun. Oysa senin birisi göndermiş. Peki şu olamaz mı abi? Bu bir sevk olmak. Hani burada belki orada senin artık o fıtraten daha istikrarlı bir hizmet yapabilmen için şahsı, şahsı manevi illa atma makamında değil de belki sevk ilahiyle başka bir yerde evet. daha farklı bir surette hizmet yapabilmenin... Çok güzel var. sordu. Çünkü burada dursaydı zarar verecekti onun atılmasıyla hizmetin dışına atmıyor. Buradan atıyor diye söylemek istedim. Ama buradan çıkmasıyla belki burada yaptığı sıkıntı ve sıkıntısından da okuyamıyordu. Burada da faydalı olamıyordu. Ama öteki tarafta daha faydalı olmak için gönderiyor. Bu ille değil, buraya liyakat kesme mi diye anlatmak istedim. Ama bazısının hizmeti vakıflıktan daha iyidir. Bazı insanlar içeride sıkıntı yapar, kavgaya sebep olur. Her tarafı gerer, gerilmesine ve yanlış ben yani hangi bozar ya? Bu adamın hizmeti Adem hizmetidir. Tahir abi demiş. Evet. Onun en büyük hizmeti hizmet etmemesidir. Başka şeye, başka yerde istihdam ediliyor. İlle burası şart değil. Ama şu, şunu demek istedim on. Yani her hatırımıza gelen duygu ve hisler bizim olup olmadığını nereden bileceğiz? O hüsnü zanlı abi, en son bir cümle vardı ya şurada. Hüsnü zanlı kabul etmemek mesleğimize lazım geliyor. Ben biraz buraya takıldım da yani o avamın nazarında e, üstad makamı ile, şimdi üstad hakikat mesleği diyor ya bizim mesleğimiz. E, şahsını o hakikat mesleğinin mananın önüne geçirmeyip meslek itibariyle hakikat ile rapt edip insanlara, evet. şahsındaki makamlar veya işte güzel meziyetlerle değil de hakikatin kendisiyle yani bilinmesi lazım. Bililmesi. Yoksa ustadın veya şahıslarımızın bizim mesiyetlerimizde külliyat örtülmemesi lazım. Nasıl anlarız biliyor musunuz? Şimdi mesela bir insan ders yapıyor. Örtüyor mu, örtmüyor mu? Kendi şahsiyeti mi çıkıyor, Risale-i Nur mu öne çıkıyor? Yani nasıl anlarız? Eğer bir insan o kardeşimizi dinle, dinleyip Risale-i Nur'a şefk, muhabbeti artar, gayreti artarsa bu Risale-i Nur'a vesile olmuştur. Yok Risale-i Nur'a şefki azalmış, okuma şefki durmuş kalem, kalem kağıdı değil de okuma bile kalmamış. Hep onu dinliyor. Kitap okumuyorsa o Risale-i Nur kapatmış. Bunu da bazen aslında görüyoruz. Ben etrafımda duyuyorum da. Yani bazı videolar, dersler izleniyor Risale-i Nur olarak da. Şahıslar perde edilince mesela onun videosunu izliyor diyor. Risale okuyor mu? Onu okumuyor diyor mesela. İşte. Oraya netice oh, olmamış. Olmadı. Mesela Videolar nedir böyle sana? Biz ilk önce Nurcular için çıkmadı bu. Hürriyet Cumhuriyet okuyanlar için böyle dinlesin diye. Ve şimdi de öyle şey söylüyorum. Yani ben indallah mesulum. E, dömek de bana şu anda farzdır. Beş saat beni dinleyeceğine beş dakika Risale okusan daha hayırlıdır. Bunu usta söylüyor. Beni gelip de sohbet edeceğine ben ne diyor? Risale-i Nur hangi mevzunu açarsanız daha fay 20 dereceden faydalıdır diyor. Öyle demiyor. Ve inanarak söylüyor. Peki nedir o bu der? Ya yani senin şefkini artırabiliyorsam Risale-i Nur'a. Aa de böyle şeyler de varmış ya. Şahsı manevi varmış. Ya böyleymiş ya. Bir atomu bir vücudu yokmuş şahsı manevi. Yoksa canlı, ruhlu, akıllı. Kime nasıl davranacağını biliyor şahsı manevi. Vay be risale -i. Aman dikkat edeyim. O zaman Risale'yi ben de okuyayım. Bak bu kardeş böyle şey göster. Ben de çizeyim, boyayayım, notlar alayım. Diyor da şefka atıyorsa vesile olmuşuz Risale-i Nur'a. Yok. Dinleyen bırakıyor külliyatı. Dinleyen bırakıyorsa onu yazıklar olsun bana ya. Perde olmuşsun kardeş. Yaşama ya. Keşke yaşamasaydın. Keşke yapmasaydın. Keşke keşke yaşamasaydın. Bu zararı vermeseydin. Adam kitap okuyanların hepsine mani oldun. Kitap okumuyor. Yazıklar olsun. Vallahi billahi böyle inanayım. Böyle oluyorsa vallahi kapatır siteyi ya. Allah şahit olsun. Kur'an şahit olsun. Adam beni dinliyor külliyatı bir bırakıyor. Beni dinliyor külliyatı bırakıyor. Ders dinliyor külliyatı bırakıyor. Lan niye var lan bu site? Zarar, zarar mutlaka başka bir şey değil ki. Lan ahiretin gitti ya. Olmaz. Gitti ya o insan gitti. bu derslerde. Yani kuşakçımız geliştiği gibi ben etraftan da hani biliyorum ki şu dersler çoğu insanı Risano'da neler varmış deyip daha fazla onun üzerine yani böyle... o, o o olmazsa bence inanmazsam zaten vallahi yapmam billahi yapmam. Yani Allah Allah şahsı maneviye bakmış böyle ya canlı ruhluymuş, akıllıymış. Bizi böyle nasıl yönetiyor vepayaz zannediyorduk. Lan bir fikir çıkıyor. E cinler nasıl yapıyor? Şeytanlar nasıl yapıyor? Du duygularınla seninle konuşuyor seni yönetiyor. Biz çıkartıyor, onu yapıyorsun. Biz çıkartıyor, onunla videoya giriyorsun. Cinler nasıl yapıyor? Beynimizi, düşüncemizi aktif ediyor. Başka sigara sinyali veriyor. Veriyor bir sinyali. Yani nerede biliyoruz? Duman kimin işine yarıyorsa sigara iç marzusunda veren odur. Duman şeytanın işine yaramaz. Duman kimin işine yarıyor? Cinlerin işine yarıyor. Nur kimin işine yarıyor? Meleklerin işine yarıyor. Toprak kimin işine yarıyor? İnsanın. Odunu yakınca çıkan dumandan Cinler, çıkan ateşten, peygamberimiz demiş, şeytan ateştendir, ateş sever. Ateş ondan, ben ateştenim. Nurdan, çıkan nur, melek beslenir. Nurdanlardan nardan, zulmetten, rayadan, kokudan, manadan, kelamdan. Ruhani yaratılmıyor. Dumandan da, zulmetten de yaratılıyor. Duman sonuç itibariyle kimin işini arıyorsa sinyalı o veriyor. İç onu ki duman ben duman istifade edeceğim. Ama kişi ne bilir? Bilmez bunu. Arkadan bir basıldığını, uyarıldığını ben istiyorum zannediyor diyor. O zannediyor. Sen istemiyorsun. Birisi istiyor. İstemesi istemen olmuş. şey de öyle. Risale-i Nur'u anlatmak için bu çarpıcı misal verdim. Şahsi manevi de senin bir aktif ediyor. Bir fikir çıkıyor, bir his çıkıyor böyle. Duygu çıkıyor. İstihdam oluyorsun işte. Vesile oluyorsun. Çalışıyorsun, gayret ediyorsun. Ve davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.